Hanım, şu televizyonu aç hele. Ay şaka mı bu? Aşırı yakışıklı. Yok şaka değil bu, gerçek. Mükemmel değil mi? Şapşal kızlar! Ay çok iyi ya. Keşke buraya gelse. Şaka mı? Aşırı yakışıklı. Şşş. Aman Allah'ım, bu bir rüya mı? Evet, bu bir rüya. Şimdi uyanacaksın. Hadi bakayım, erken kalkan yol alır. Ha ha! Harbiden rüyaymış, şerefsiz garson. Neyse, tekrar uyuyayım. Belki devam eder ya. Ha? Alo, rüya dedik, uyansana. Sektör git lan! Evet. Ben bayılacağım ya. Muazzam. Mükemmel. Ay. Selam bayanlar. Selam. Oturabilir miyim ya? He? Şşş. Otur. Haber ya. Nasılsınız? Süperiz. Harikayız. Taş gibiyiz. Evet, evet. İyisiniz. Her türlü ya. Şşş. Garson! Buyur Mahmut abi. Bir çayını içelim. Hemen geliyor abi. Sekiz tane attım abi, yeter mi? Sekiz buçuk. Tamamdır abi. Başka bir emrin olursa seslenmen yeterli abicim. Aferin. Benim rüyamda benim kurallarım geçer. Bunu unutma. Şimdi siktir git. Sen. Bir de sen. Bu gece benimlesiniz. Her türlü pisliğe hazırlıklı olun. Çılgınlar gibi eğlenip sevişeceğiz. Sonra biraz bekleyip tekrar sevişeceğiz. Sonra. Hepinizle birden ilgilenemem. Ben de insanım değil mi ya? He? Şşş! Şapşal kızlar! Azgın kızlar! Aman almadım seni.
ne biçim rüya ya? Bir de bir Kürşat çıktı başımıza. Of ya. Ağız tadıyla bir rüya bile göremiyorum. Sikerim böyle işi. Ya he he. Serdar. Kankım! Kalk kardeş, kahvaltı hazırladım. Bak, sana çok açık ve net söylüyorum. Adamsın. Afiyet olsun kardeş. Hadi çabuk geç, çıkacağız. Bak böyle kardeşim, bir sürü işimiz var ya. Bunu niye kırdın? 9 oldu mu bal gibi oluyor ya. Aferin, fazlası zarar. Hadi bitir, çıkacağız. Bugün benim biraz işim var. Ya ne işin var bana ya? Alma sikeceğim ağzını yüzünü sabah sabah, hareketler yapma bana. Kusura bakma kardeşim, sabahları biraz dengesiz oluyorum. Biraz işim var, birkaç saat sonra gelirim. O hatuna mı gideceksin yine? Evet. Ya moruk, al karşına konuş şu kızla. Bu ne saçmalık ya? Sıpık gibi takip ediyorsun kızı. Bak bir yakını falan görür, yanlış anlar, götünü keserler birader. Konuşacağım. Bugün konuşacağım, kararlıyım. He konuşacaksın amına koyayım. Bol konuşursun. Pardon karşım. Ah. Ah. Oğlum, yapma şunu ya, yapma şunu ya. Hadi oğlum Mahmut, en eski numara. Bunu başarabilirsin aptal çocuk. Vallahi geliyor. Buradan dönüş yok artık Mahmut. Akıllı ol, bitir şu işi. 3 2 1 Allah senin belanı versin göt. Bu sefer kesin atıldım. Bu işten sıyırmam mümkün değil. Lan dur bir oğlum, bir sakin ol ya. Halledeceğiz. Yok abi, okul hayatım bitti benim. Savunma falan boşu boşuna uğraşmayalım bence. Ne yapalım? Memlekete döner, tarlada çalışırım artık. Kes sesini ve yaz. Serdar abin seni kurtaracak kardeşim. Yazıyor musun? Bana bak ulan rektör efendi. Öğrencileri galeyana getirip okulumuzun sosyal medya hesaplarının topluca spamlenmesi hadisesiyle alakam yoktur. Bana iftira atıyorsun. Eğer bunu kanıtlayamazsan şerefsizsin, namertsin, göt oğlanısın. Abi, bu böyle olmadı sanki ha? Sanki bir eksik var değil mi? Ya savunma dilekçesi bu. Resmi bir metin olması lazım. Bu böyle çok sokak ağzı gibi olmadı mı? Ha, öyle mi diyorsun? Evet, ayrıca direkt rektöre hitaben olması da doğru değil. Tamam uzatma, yaz. Bilgehan Oğulları Üniversitesi Rektörlüğüne. He? İş bu dilekçe hamili olarak sormak isterim ki bu amına kodumun yerinde bir tek ben mi arızalıyım sayın rektörlük? Yemin ediyorum Şamaroğlu'na çevirdiniz beni. Sikeceğim böyle aşkın ızdırabını. Eğer ki bu olaylarda en ufak bir etkim olduğu ispatlanırsa okulun ortasında beni sikeceğin yok mu diye bağırırım sayın rektör. Sayın rektörlük. Saygılarımla Hasan Karayan. Yazdın mı? Yazdım. Çok sağ ol abi ya. Karşım! Hiç oturma, hemen gidin. Çok önemli bir şahsiyetle randevumuz var kardeşim. Al al al. Evet, çok disiplinli ve dakik bir abimizdir. Gecikmeyelim, kızar sonra. Kimmiş bu abi? Ya sen ne yapacaksın birader? Bana biraz güven ya. Tamam lan tamam. Her gün biraz daha dengesizleşiyorsun sen ha. Aptal çocuk. Kusura bakma kardeşim. Kusura bakma. Bak diyorsun değil mi? Kusura bakma. Karşı sikeceğim bakma. Olsun, yine de kusura bakma.
Ya bu çocuk bir şey yemedi. Evet, bunalıma girmiş olabilir. Kukuş! Oğlum sen niye yemek yemiyorsun? Gel kuçuk 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 kuçuk. Kukuş diye sesleneceksin. Ayrıca domates yemez ki o. Hıyar? Aa! Ne yiyor bu beyefendi? Kendi special edition mamasını tercih ediyor. Ayrıca salam sever. Salam var mı? Vallahi salam bitti. He, vardı yani. Yani bir ara vardı sanki. Ya Kürşat, sen nasıl yaşıyorsun burada Allah aşkına canım kardeşim? Niye, ne varmış? Ferah bir bodrum kat eder. Sen ne iş yapıyorsun? Bu binaj ustasıyım. Fakat işten kovulduk. Aa, neden? Vallahi ekonomik kriz dedi, bir şeyler dedi, siktiri çekti affedersin. Artık burada yaşamanı istemiyorum Kürşat. Buna izin veremem. Vay, nerede yaşayacaktım? Bana gel. Benim kocaman evim var. İkimize de yeter. Abi kardeş gül gibi geçinir gideriz. Yok, ben gelmem. Neden? Vallahi ben gelmem. Tamam da neden? Çünkü gelmeyeceğim için o yüzden dolayı gelmem. Öf, çok inatçısın Kürşat. Aynı babama çekmişsin. Hele hele. Anam da inatçı, ben anama çekmişim. Kızgın mısın babama seni bıraktı diye? Yok. Belli belli. Hadi kalk gidiyoruz. Burada ben de bunalıma gireceğim, az kaldı. Ya bu çocuk bunalıma girince hep böyle mi yapıyor? Kukuş. Ne kadar ayıp oğlum ya. Çık yukarı. Çık yukarı. Hep sikti bacağımı. İt oğul it. Yaşamayı seviyor. Bülent abim, sana telefonla bahsettiğim arkadaş. Mahmut. Saygılar abi. Biz birlikte bir yola çıktık Mahmut kardeşimle. İnşallah kendisini Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği, ilgi gösterdiği bir internet fenomeni olarak. Sene 2003-2004, o zamanlar Manhattan'da bir tane film firmasında Term Scout olarak danışmanlık hizmeti veriyorum. Böyle yetenekli gençleri getiriyorlar, ben de bakıyorum bundan olur mu olmaz mı gibisine. Bir gün bir tane kız getirdiler. Oyuncuymuş, bayağı da meşhurmuş. Ben tanımıyorum ama yalan yok. İşte Bülent abi bu kızla bir mülakat yap, bir bak bakalım bizim film için uygun mudur filan. Allah var, çok da güzel bir kızdı. 19-20 yaşlarında, 1.60-1.70 boyunda, ufak tefek böyle slim fit bir kız. Göğüsler dolgun, kalçalar lüppü, bacaklar sütun. Streç bir tane de bluz giymiş, meme uçlarının ne kadar diri olduğu rahatlıkla seçilebiliyor. Neyse, kolumuz o de. Dedim, senin olayın ne küçük bayan? Ben dedi, müsaadenizle dedi, yanınıza gelebilirsem dedi, kendimi daha net bir şekilde ifade edebileceğimi düşünüyorum dedi. Bak şimdi. Bak ya ulan. Tamam dedim, gel bakalım şöyle yamacıma dedim. Bu bir heyecan yaptı tabii. Hemen geldi oturdu yanıma mini eteğiyle. Bacakları falan da cıplak, çorap giymemiş. Göğüsleri de hala dik. Dedim, anlat bakalım şirin şey. Akşama kadar seninle uğraşamam dedim. Daha sırada 10 binlerce insan bekliyor dedim. Ben öyle biraz sert yapınca bu bir afalladı tabii. Bir durdu, kafasını çevirdi. Gözlerimin içine içine bakıyor. Ne bakıyorsun kız dedim, hiç ses etmedi. Şşş, alo ne bakıyorsunuz küçük seksi bayan dedim. Gene ses etmedi. Suratında hafif bir gülümseme belirdi. Nasıl tatlı tatlı bakıyorum. Adeta bakışlarıyla beni zihninde cırcıplak edip ücra köşelerimi keşfediyor. Lan derken bacaklarını da sürttürmeye başladı mı bu? Parfüme de hiç acımamış. Bütün oda mimozayla portakal çiçeği karışım böyle adeta bir bahar bahçesi gibi kokuyor. O kadar boşaltmış üstüne. Neyse uzatma ya. Baktım bu hafiften bana doğru kaykılıyor. Böyle götünü attırıp iyice dibime giriyor filan. Lan dedim. Sen yoksa burada dişliğini kullanarak benim üstüm zekamı manipüle etmeye filan mı çalışıyorsun dedim. Hayret verici yeteneklerim sayesinde yıllar içinde geliştirdiğim öngörülerime ket vurmaya mı niyetlisin dedim. Bu bir durdu. Baktı baktı. Evet dedi. Dedim ney? Evet dedi. Seni çok arzuluyorum şu anda Bülent Bey dedi. Bak şimdi.
Ulan çattık ya. Neyse ben konuyu değiştirmek için fıstık yer misin dedim. Ölümdeki tası tuttum buna buyur ettim. Yok dedi yemem dedi gaz yapıyor bende dedi. Peki ya sen dedi. Söyle bakalım ya sen fıstık yer misin dedi. Ayakın ne? Bak ya bak ya ulan. Nerede karşılaşıyor ben bana mı denk geliyor delleneceğim. Bak dedim küçük seksi bayan. Beni dedim bu şekilde etkilemem mümkün değil dedim ayıktırayım. Ben dedim işimi yaparken hiçbir kuvvet beni derken daha lafımı bitiremedim. Bu bir anda dudaklarıma yapıştı mı? Ama nasıl öpüyor, nasıl öpüyor? Dudaklarıma tecavüz ediyor resmen. Arada dilini de hissediyor. French kiss yapmaya çalışıyor. Yazık heveslenmiş demek ki. Neyse ben et uzatmasına müsaade etmeden tuttum bunu omzumdan zorlan çektim, koparttım kendimden. Ben dedim. Hemen dedim kendine bir çeki düzen ver. Ama dedi sen dedi karşı konulamaz bir baysın. Dayanılmaz caziben karşısında bedenime nasıl söz geçirmem bekleyebilirim ki dedi. Allah Allah ya ulan. Şimdi o kız meğerse bana yıllardır yanıkmış. Ben sonradan öğreniyorum. Bak ya sanki ondan konuştuğumuzu anlamış gibi. Neyse sonra ararım beşini iki saat esir eder şapşık. Ne diyorduk? Mahmut diyorduk abi. He sen de anlat bakalım Mahmut kardeş senin olayın ne? Abi vallahi ben fenomen olmak istiyorum. Yani ünlü olmak istiyorum diyelim. Sizin gibi abilerimizin de katkılarıyla. Ne zaman? Neyin o zaman abi? Ne zaman ünlü olmak istiyorsun? Yani ne kadar çabuk olursa ya. Tamam hallederim. Sende o ışık var gördüm. Yani çok da yok aslında ama Serdar kardeşimin hatırı var. Elimizden geleni yaparız. Kısıtlı bir zaman zarfında seni akıl almaz bir noktaya koyarız icabında. Gerçekten mi ya? Elbette amına koyayım ya ne olacaktı? Bülent abim böyle diyorsa bir bildiği vardır moruk. Hadi yine iyisin bak herkese böyle söylemez. Daha önce toplum içinde dikkat çekmişliğin var mı hiç? Var abi. Şu an hala trendlerde olan bir videomuz var. Bak canlı yayında dayak yedin ha? Evet abi. Yani bayağı ağzıma sıçıldı diyebiliriz. Bu senin döven arkadaşa ulaşabiliyor muyuz? Ulaşırız abi. Tamam onu da getirin bir göreyim. İşimize yarayabilir. Bak gördün mü ben sana söylemiştim oğlum. Bu videonun etkisi en fazla iki hafta sürer. Sonra kimse skine takmaz seni. Doğruya doğru. Doğrudur abi. Nasıl bir fenomen ol bayağı arzuluyun? Hangi alanda yani? Ona göre bir formül uygulayak sana. Fark etmez abim fark etmez. YouTuber olur, Instagramer olur. Tamam. Fark etmez ya. Tamam ben anladım. Şimdi gidin benden haber bekleyin. Senin üzerine akıllıca bir çalışma yapacağım. Detaylarıyla görenleri hayrete düşüren bir strateji belirleyecek. Bir nevi kalkınma planı gibi düşün. Ayıkın mı? Ayıktım ya. O zaman biz kalkalım abi. Senden haber bekleyeceğiz. Çok sağ ol. Bak hele gitmeden şu çayımı doldur hele. Fıstık da getir şuradan. Oh be, dünya varmış. O neydi öyle mezarlık gibi? Tövbe tövbe diyecek hale geldim ha. Yani sen şimdi diyorsun ki ben kesinlikle kardeşiz, değil mi? Ya yine mi başa döndük Kürşat? Vallahi ben inanmakta güçlük zorlanıyorum, evet. Babama gidelim, o sana her şeyi anlatsın. Yok, benim için ölmüştür o. O zaman kardeş olduğumuza inanıyorsun demek. Ne alakası var? Babamızın aynı olduğunu kabul ettin dolaylı olarak. Nerede etmişim? Ben öyle bir şey dediyse yanlışlıkla söylenmiş olabilir yani nedir ki? Tamam tamam heyecanlanma. Hemen de heyecanlanır. Bak. Bu babamızın resmi. Bak bu senin baban değil mi? Bak şuna. Yok bakmayacaktım. Boşuna elektriğini bitirme. Of Kürşat. İşimiz var seninle. Olaysın yemin ediyorum. Ohasın. Höksün yani. Brüksün. Hey. Bana bak benimle düzgün konuşacaksın Danyal Bey. Vallahi abimdir demem elimin tersiyle amına koyarım burada ha. Abi. Ne var ula? Abi işte geldi Kezban. Nerede? Yeah.
Sen kimsin kız? Vildan. Vildan mı? Hele hele. İsmi bile benziyor. Demek ki şaşıracaktım. Evet. Birine mi benzettiniz? He valla. Az kaldı kafanı gözünü paramparça edip seni yanlışlıkla buradan aşağı atacaktım bacım. Bülent abi moruk. Nasıl bilmezsin ya? Adını da mı duymadın hiç? Ya yok kardeş, duymadım, Allah Allah. Bak birader, bu adam çok büyük bir adam. Göreceksin, bundan sonra sırtımız yere gelmeyecek. Hem seni de çok sevdi oğlum, hissetmedin mi? Valla ben bir ara yanına çağırıp sikecek gibi hissettim kardeş, ne yalan söyleyeyim. Aptal aptal konuşma oğlum ya. Seni Türkiye'nin en meşhur adamı yapacağız kardeşim. Kızlar peşinden koşacak. Her yerden reklam teklifleri yağacak. Oyuncunun teklifi de gelebilir. Paralar akacak moruk. Yapma ya. Hadi inşallah kardeş. Ben de sevdim aslında adamı. Belli yani, görmüş geçirmiş biri. Tabi lan. Ben diyorum ki Kürşat'ı arayalım, ikna edelim. Hep beraber bir gidelim yanına. Of ya. Kürşat olmasa olmuyor mu kardeş? Yok kardeşim, olmuyor. Kürşat abim neredesin sen ya? Çok önemli konular cereyan etti. Bir görüşmemiz lazım. Kafedeyim İlker'im. Kezban'la oturuyoruz. Kezban'la oturuyoruz mu? Kezban'la mı? Tamam, tamam, geliyoruz abicim. Kezban'la mı dedi? Kezban'la dedi. Gidelim. Oo Maho, eteklerin zil çalıyor. Kezban'ı mı duydun? Neredeler? Terasta. Kezban. Kezban değil, Vildan. Böyle 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 böyle. Vildan mı? Merhaba. Sen de benzettin herhalde. Vildan ben. Vildan Su. Memnun oldum ya. Senin bir adın var mı? Mahmut var. Ben de memnun oldum Mahmut. Elim acımaya başladı yalnız. Ha, pardon ya. Neyse, ben artık gideyim. Tekrar kusura bakma bacım. Vallahi bu garsonun yüzünden ben de şaşırmışım. Onu müsait bir zamanda döveceğim. Şimdi kafe yoğundur. Önemli değil. İyi günler herkese. İyi günler. İyi günler Mahmut. Gitmesen olmaz mı ya? Gitmem lazım. Sonra yine görüşürüz. Yalancı. Mumu yatsıya kadar yanar. Senin yapacağın espriye sokayım şapşak. Yo he he. Değişik biri ya. Hayaller hayatlar farklı farklı oldulardı. Kimse istemez ki ezik bir sünepler olmayı tabii. İmkan olaydı çok önemli biri olurdu. Olsun neyse boşver, hayallerim yeter bana. Hadi beni anlat dostlarına, dur koş yetiş. Soran olursa adım muhteşem, soyadımsa müthiş. De ki bu çocuk başka bir çocuk, bu efsane bir çocuk. Kara kaş, kara göz,
boylu buslu bir de omuzlar geniş.